Gökçek ile Sağlıklı Yaşama hoş geldiniz. Bu haftaki konuğum sevgili İbrahim Gökçek ile beraber olacağız. Sağlıklı beslenmenin faydalarından bahsedecek. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağlıklı beslenme. Evet, eskiden beri 30-40 yıldır insanlar, birçok uzman 3 tehlikeli beyazdan bahseder. Biz artı 3 seyahattan ekledik buna. Bir de kimyasal ilaçlar etti 7. Yani beslenmemizi, insanların yanlış beslenmesi ve gıdalar yavaş yavaş ne yapıyor? Çeşit çeşit hastalıkları tetikliyor. 50 yıl öncesine göre, 50 yıl önce daha az hastane vardı, daha az doktor, daha az hemşire, daha az ilaç vardı. Günümüzde hastane çoğaldı, doktor çoğaldı, ilaç çoğaldı ama hastaların sayısında da çoğalma oldu. Ters bir orantı. Hastalıklar ve hastalar azalacağına ne oldu? Hastalar çoğalıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda 180 bin kişi kimyasal ilaçtan ölüyor. Kötürüm olanlar hariç. İngiltere'de 35 bin kişi ölüyor. Yani çeşit çeşit hastalıklarla yaşayanlar hariç. Almanya'da 30 bin kişi ölüyor kimyasal ilaç kullanmaktan. Türkiye'de takriben, çünkü istatistik veri yok. Almanca, İngilizce veri var. Sorduğumuz zaman nasılsınız diye, hastayım, yorgunum, gripim şeklinde cevap veriyorlar. Evet, hasta, hep hastayız. 45-50 yıl önce köyde biri hastalanmıştı. Herkes ondan bahsediyordu. Dursun Bey hastalanmış. Niye hastalanmış, niçin hastalanmış? Köyde bir kişi hasta, hep ondan bahsediyordu. Başka konuşacak bir şey yok. Şimdi köye gidiyorum, sağlıklı insan yok. Ne değişti? Doğaya atılan DDT veya diğer kimyasal ilaçlar ne yapıyor? Börtü böcek öldürüyor, yok ediyor. Bu tabiata atılan, doğaya atılan kimyasal ilaçlar yağmurla ırmağa iniyor. Mesela bizim köyde ırmakta yatsı namazdan sonra köylü mesela balık tutmak için ırmağa dahi girmeden elini taşların arasına, ırmak kenarında sokarak oradan kovalar dolusu balık çıkarabilirdi. Şimdi ilaç için bir tane hamsi kadar balık bulamazsın. Yok. Kurumuş. Neden? Kimyasal ilaçlar, bu gübreydi, kimyasal gübreler DDT yasak olmasına rağmen kullanılıyor. Ve benzeri kimyasal ilaçlar doğayı yok etti, mahvetti. Ve artı biz de bunu yanlış beslenmeyle daha da hızlandırıyoruz. Şu beyaz undan yapılan ekmek bir, direkt şekere dönüşüyor. Neden? Beyaz undan yapılan ekmekte vitamin yok, mineral yok, enzim yok, lifli madde yok. Beyaz undan yapılan ekmeği yediği zaman kişi bu bağırsaklara zif gibi yapışır. Ve mantarlar bunu toksik maddeye dönüştürür. Etan, metan, bütan gibi gaza dönüştürür. Toksik maddeler bağırsakları yakar, kavurur. Bağırsağında mantar olan kişi asla beyaz undan yapılan ekmek, mantı, makarna, börek, çörek yememeli. Yerse alerjik hastalıklar cilt hastalıklarını azdırır. Zaten sağlıklı olarak da kepekli ekmek öneriyorlar. Peygamber Efendimiz Mekke, Medine'de gezerken bakıyor ki bir bayan un eliyor. Diyor ki hayır, ele alıyor, çok sinirleniyor. Un asla elenmez, bunu unutmayın diyor, alıyor ve atıyor. Bir daha görmeyeceğim diyor. Çok kızıyor. İlk defa çok sinirli. Ve ekmeğin, yani kepekli ekmekte ne var? Buğdayın kabuğundadır bütün vitamin, mineral, enzim. Alman Ernährungsgesellschaft var. Almanya'da beslenme enstitüsü. Bunların yapmış olduğu araştırmada beyaz unda yapılan ekmekte E vitamini hiç yok. E vitamini hormonların ham maddesidir. Yani beyaz unla beslenen bir erkek yavaş yavaş cinsel fonksiyonlarını kaybeder. Bağışıklık sistemi çöker çünkü B6 vitamini yok. B3 vitamini yok. B2 vitamini yok. Mineral yok. Demir yok. Çinko yok vesaire vesaire. O nedenle kepekli ekmek yemek gerekir. İkincisi beyaz tehlike. Sofralarda Himalaya tuzu. Kaya tuzu. Himalaya tuzu dünyada en kaliteli tuz, 84 çeşit mineral içerir. 50 yıldır insanlarımız ne kullanıyor? Sofra tuzu.
Sofra tuzu, deniz tuzu, göl tuzu, kaya tuzu öğütüldükten sonra rafine edilir. Birleşimindeki mineraller alınır, sanayide kullanılır. Geriye kalan sodyum klorite, renksiz, şekilsiz bir madde. Buna alüminyum oksit, alüminyum silika, titan oksit gibi 3 toksik madde katılır. 3 toksik madde, sofra tuzuna 3 toksik madde katılır. Bu 3 toksik madde beyne zarar verir. Sinir sistemine zarar verir. Lenf sistemine zarar verir. Asidoza, ödeme, damar sertliğine sebep olur. Peygamber Efendimiz diyor ki yemekten önce, yemekten sonra bir miktar tuz alın, 70 türlü hastalığa iyi gelir diyor. Kastettiği doğal tuz. Doktorlar diyor ki tuz yemeyin. Asidoza, ödeme, damar sertliğine, kalp yetmez, şunu şuna böbrek yetmez tetikler diyor. Doktorların kastettiği sofra tuzu. Çünkü alüminyum oksit, alüminyum silikat, titan oksit gibi toksik madde içerir. Bu nedenle sofra tuzu kullanmak tehlikeli. Üçüncü beyaz nedir? Şeker. Onu götürmeyi unuttuk. Nerede kaldı? Mısır'dan elde edilen şeker, nebeşe, mısır şurubundan elde edilen şeker en tehlikelisi. Pankreas kanserini tetikliyor. Günümüzde de birçok Türkiye'de gofret, jelibon, kek, cips üreten firmaların hepsi mısır şurubundan elde edilen şeker kullanıyorlar. Nebeşe, nişasta bazlı şeker kullanan firmalar. Yeni yetişen nesillerimizi yavaş yavaş hastalıklı nesil haline getiriyor. Çok tehlikeli. Pancardan elde edilen şeker evet zararlı ama mısırdan elde edilen şeker tehlikeli. Çünkü bünyemiz bunu kabul etmiyor. Çok çok tehlikeli, çok çok zararlı. Asla mısırdan elde edilen şeker. Hatta bir anne baba çocuğuna cips, jelibon, gofret, kek, bisküvi, çikolata vesaire dondurma alıyorsa mısırdan elde edilen şeker nebeşe mi değil mi? Kontrol etmeli. Ama hemen yoksa, hemen var hocam bunların içerisinde. Avrupa Birliği'nde yasaklandı, Amerika'da yasaklandı, Türkiye'de bilmiyorum neden yasaklanmadı, herhalde yasaklanmış. Şimdi geçiyoruz. Üç siyah. Siyah çay. Dünyanın hiçbir ülkesinde siyah çay, bildiğimiz çay, 2 dakikadan fazla demlenmez. Neden? Çünkü siyah çayın birleşimindeki eterik yağlar birinci, ikinci dakikada deme geçer faydalı. İkinci, üçüncü dakikada flavonoidler deme geçer faydalı. 3 dakikadan fazla demlenen çay tanin içerir. Tanin nedir? Bağırsakları yağlı boya gibi boyar. Yağlı boya gibi ve bağırsaklar besinlerdeki vitamin, mineral, enzimi absorbe edemez. Bağırsakları körertir. Bu nedenle çay en fazla 2 dakika demlenir. Bu nedir? Kahve. Kahve, Türk kahvesi içilebilir. Fakat fazla içilirse gastrite sebep olur. Avrupalıların içtiği, Avrupa'dan gelen kahve de çok çok zararlı. Direkt gastrite sebep olur. Artı bazı insanlar günde 4-5 kupa kahve içiyor. Çok içilen kahve yüksek oranda kofein içerir. Danimarka, Hollanda, Belçika ve İspanya'da yapılan klinik araştırmalarda çok kahve içen bayanlarda kısırlaşma olduğu tespit edilmiştir. Hocam bir telefonumuz var. Bir telefonumuz var. Alo. Konu gitti. Nereye gitti? Evet. Alo. Alo. Buyurun efendim. Hocaya bir soru soracak. Tabii buyurun. Hocamız yanıtlayacak. Şunlardan Mehmet ağzında, Bey hocam. Ağzında sürekli yaralar çıkıyor. Neresinden çıkıyor? Neresinden? Neresinden? Ağzında hocam. Ağzında. Herhangi bir ilaç tavsiyede bulunabilir. Bir de sırtımda romatizma var. Ha şimdi ağızdaki yaraya karşı çay ağacı yağ. Çay ağacı Avustralya'da yetişen bir bitki. Melaleuca alternifolia. Bu çay ağacı yağından birkaç damla gargara yaptığınızda problem yok olur. Fakat romatizma şöyle. Romatizmanın oluş sebebi bağırsaklardan gelen toksik maddeyi karaciğer arıtamıyor. Karaciğerin arıtamadığı toksik madde iltihaplar tetikliyor. Karaciğer normal olarak elengaz, desturaz gibi enzimler salgılar. Salgılamış olduğu enzimler bağırsaklardan gelen toksik maddeler nedeniyle azalıyor. Azalırsa ne olur? Mesela zeytinyağı, oleik asit, arachidon asit prostaglandin E1 E2'ye dönüşmesi gerekirken lökotrin denen toksik bir maddeye dönüşüyor. Yani bağırsaktan gelen toksik madde karaciğere zarar verdiği için enzim azalıyor.
hormon oluşması gerekirken toksik bir maddeler, lökotrin oluşur. Bu da romatizmayı tetikler. Buna karşı biz şeytan pençesi forte. Evet, çok altta. Şu gördüğünüz Gökçek. Bu gördüğünüz Gökçek Şifa Kulesi. Şeytan pençesi, şu gördüğünüz özel bir ekstrakt, kapsül. Birleşimde şeytan pençesi otunun ekstraktı, ısırgan otu ekstraktı, altın başak otu ekstraktı, ayrı kökü ekstraktı, civan perçem. Bu her türlü romatizmayı iyileştirir. Bununla ilgili Almanya'da Freiburg Üniversitesi'nde Profesör Doktor Kubrinski klinik araştırmalar yapmış. Artrit, artroz, vibromiyalji, yumuşak doku romatizması, ankilozan spondilit gibi romatizmalı hastalıkları tedavi etmiştir. Sadece Profesör Doktor Kubrinski değil, Alman Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan Gıda Kontrol İlaç Merkezi de yapmış olduğu 1024 hasta üzerinde şeytan pençesi kökünden elde edilen damla drajelerle tedavi edilmiştir. Mehmet ayrıca Bey, Fransa'da artroz, artrit gibi omuz, sırt, bel ağrısı rahatsız olan hastalar tedavi edilmiştir. Buyurun. Mehmet Bey'e teşekkür ediyor soruların cevaplarını evet, aldılar kendileri. Buyurun. Hocam sağlıklı beslenmede kaldık. Sağlıklı beslenmede kaldık. Üç beyaz dedik. Un, beyaz una dikkat edeceğiz. Kepekli undan yapılan ekmek, mantı, makarna, börek, çörek. İkinci beyaz, kaya tuzu kullanacağız. Sofra tuzu tehlikeli. Üçüncü beyaz, şeker. Dikkat edeceğiz. Üç siyah, çay. 2 dakikadan fazla demlenmemeli. Kahve fazla içilirse, kısık bayanlarda kısırlığa sebep olur. Eskiden erkek küçük çocuklara da içirilmezdi kısırlığa sebep olduğu için. Üçüncü siyah, kola. Kola, şu firma, bu firma değil, genel konuşuyorum. Almanya'da, 30 yıl önce ben Almanya'dayken, mermerin üstüne, bir inşaat fabrikasında stajyer olarak çalışıyordum. Mermerin üstüne kola damlattık. Dedi ki, ustabaşı, onu at artık çöpe. O onu çürütür dedi. Allah Allah, mermer nasıl çürütecek? O at çürütür. O kullanmaz artık. Üstüne kola damlayan mermer işe yaramaz, at çöpe. Mermeri delen bir şey insanın bilesin ne yapar biliyor musun? Kemikleri eritir. Alışkanlık haline gelir. Almanya'da tanıdığım bir genç alkolik gibi olmuştu. Durmadan, içmeden duramıyordu. Ne yapıyor? Kemikleri eritiyor. Ödem oluşuyor. Vücudu şişiyor yavaş yavaş. Kilo alıyor. Hormon dengeleri bozuluyor. Artık özel bir tedaviden geçti. 6 ay hastanede yattı. Ve zor bıraktı. Ölümden döndü adamcağız. Bu nedenle içerisinde çok çok yabancı maddeler var. Hatta kaktüste bir yetişen özel bir parazit var. O parazit renk verici madde olarak Meksika'da yetişir. Kaktüsün üzerinde bir böcük yetişir. Bir böcük var. O böcükten yapılır ham maddesi. Evet. Şimdi 3 beyaz 3 siyaha mola veriyoruz. Hocam kilo obeziteyi konuşalım. Kilo ile ilgili piyasada Afrika mangosu, altın çilek, acı çehre gibi meyvelerden elde edilen ve bitkisel denen ürünler birçoğu yasaklandı. Acı biber de var bunun içinde. Aslında onlar zayıflatmıyor. Bunların içerisine ne kattılar? Zibutramin denilen kimyasal madde kattılar. İnsanları zehirlediler. Amerika Birleşik Devletleri'nde 70 tür zayıflatıcı ilaçlar yasaklandı. Zibutramin nedir? Nedir hocam? Kalp atışını, nabzını hızlandırıyor. Kalp ritim bozuyor. Kalp atışının ritmini bozuyor. Aritmiye sebep oluyor. Taşikardi dediğimiz hızlı kalp atışı başlıyor. Ya bir iki defa hızlı atabilir, önemli değil. Yarım saat, bir saat hızlı atabilir, önemli değil. Fakat sürekli bu ilacı kullandığı zaman kişi sürekli nabzı hızlanırsa kalp atışı ne olur? Kalp yetersizliğinden ölür. Nitekim ölenler oldu ve yasaklandı. Bu nedenle biz ne yaptık? Ne yaptık? Efendim şöyle bir şey yaptık. Bu kuş konmaz. Kuş konmaz. Asparagin denen bir madde içerir. Asparagin kansere karşı etkili ve hiçbir yan etkisi yok. Asparagin. Asparagin artı zayıflatır. Kuş konmazla ilgili Almanya'da kuş konmaz ekstraktı, maydanoz ekstraktı, funda ekstraktı ile
Almanya'da yapılan klinik araştırmalarda ortalama bir ay içerisinde 8 kiloluk insanların zayıfladığı tespit edilmiştir. Elimizde bu konuda bilgi var, belge var. Araştırmalar yapılmıştır. Bilgi ve belge. Kuşkonmaz forte, funda forte veya maydanoz forte. Peki hocam bunların üçü beraber mi alınacak, tek mi? Yani hepsi ya da birisinin içinde mi? Yavaş yavaş zayıfların problem değil diyenler, aşırı kilolu olmayanlar funda forte günde 3 defa yemekten önce bir tane aldığı zaman iştahını keser. Fazla yemek yemez. Hızlı zayıflamak isteyen 2 tane alabilir. Günde 3 defa 2'şer. Çok hızlı zayıflamak isteyen günde 3 defa 3'er tane alabilir. Yan tesiri yok. Bunda asla ve asla kimyasal madde yok. İsteyen istediği doğal laboratuvara gönderebilir, inceletebilir. Tamamen bitkisel. Doğal. Bitki ekstraktı. Ha, bitkisel derken şöyle bir şey var. Dün bana birisi geldi. Hocam falan firmanın sonu zade bilmem ne. Efendim şeyini getirdi, kapını getirmiş. O baktım ki çok cafcaflı. Ya dedim çok güzel bir ambalaj. Amerika'da sanki üretilmiş gibi yani çok güzel. Açtım kapsülü içinde çöp. Yani otu öğütmüş, çöpü doldurmuş, samanı doldurmuş kapsülün içerisine. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. İnsan saliyle oynamak bu kadar ucuz mu? Ve bütün Türkiye'deki aktarlarda bu üç kağıtçı firmanın ürünü satılıyor. Cafcaflı olduğu için alıyor millet. Vay be diyor, ne güzel. Ha. Bu kutu size fayda vermeyecek ki. İçindeki etken madde fayda verecek. Vatandaş rengine bakıyor. Aa güzel, ambalajı güzel, ben bunu alayım. Bu kadar cahillik olmaz ki. Vatandaşta da var hata. Kapsülü aç, içine bak. Çıplak gözle görürsün. Ot doldurmuş adam içine, ot. Ve kaç liraya satıyor? 200 liraya satıyor, 150 liraya satıyor. İçine ot dolduruyor. Maliyeti 1 lira. Şimdi bizim üretmiş olduğumuz bu ürünün içerisinde ne var? Bizim farkımız ne? Bizim farkımız, diğerlerinden farkımız, biz bu kapsülün içerisinde mesela ne var? Ekstrak var, ekstrak. Toz gibi hocam o. Evet, bitkinin ekstraktı bu. Ot değil, çöp değil. Ekstrak yani damıtılarak elde edilen bitki özütü, ekstraktı. Alışta mesela alıcın etken maddesi hiperozit. %2,5'tur. %2,5. Biz bunu destilasyonla, ekstraksiyonla elde edilen bitki özütünü alıp kullanıyoruz. Çin'den, Amerika'dan, Almanya'dan getiriyoruz. Yoksa biz niye ithalat yapalım ki? Değirmenimiz var. Biz de ötürü dolduru dolduru göndeririz. Etkisi olmaz. 3 gün sonra ne olur? Bizimki de falan filan zade gibi aleyhimize küfür ederler. Bana kimse küfür edemez, bana kimse hakaret edemez. Ürünü şöyledir, böyledir diye. Çünkü biz Avrupa ve Amerika standartlarının da üzerinde ürün üretiyoruz. Çok Avrupa güzel ve Amerika'dan daha üstün. Çünkü onlar mesela hayat üretiyor değil mi? Bayanlarda adet öncesi ağrı ve sancılara karşı. Adet rahatsızlarında. Premenstrual sendrom dediğimiz adet öncesi ağrı, sancısız. Hormon düzenleyici. Avrupalı bunu sadece hayat ekstraktından yapıyor. Ben ne yapıyorum? Bir, hayat ekstrakti var. İki, kadın otu ekstraktı var. Üç, civan perçemi ekstraktı var. Dört, üzüm çekirdeği ekstraktı var. Beş, ol otu ekstraktı var vesaire vesaire. Yani bizim yapmış olduğumuz Avrupa ve Amerikalılardan da üstün. Karışım yapıyorsunuz o zaman hocam? Öyle rastgele bir karışım değil. Tabii ki özel bir formül. Yani karışım da al onu karıştır bunu karıştır olmaz. Ya hangi şifalı bitkiler hangi rahatsızlıklara hangi oranda karıştırılırsa etkili olur. Mesela 19 bitki dedim ya, 19 bitki ekstraktı. Bazısı nanogram, bazısı miligram, bazısı gram. Ayarını bileceksin. Peki hocam, geçen haftadan sevgili seyircilerimizden sorularımız vardı. Kolesterolle, karaciğer yağlanması ile ilgili. Bunlardan da bahsedelim. Kolesterol neden olur? Bağırsaklardan gelen toksik maddeyi karaciğer arıtmaya çalışır. Bir insan, dedim ya biraz önce yanlış beslenme, 3 beyaz, 3 siyah ve kimyasal ilaçlar. Tabii sigara, alkol de var. Alkol kullanmış vatandaşın karaciğeri ne olur? Kullanan yağlanır. Yavaş yavaş iflas eder, şiroza dönüşür. Dikkat etmez, alkol kullan. Fakat alkol kullanmanın da karaciğeri yağlanıyor. Neden? Çünkü ilaç kullanmış,
antibiyotik, antidepresan, antihistaminik vesaire vesaire. Kullanmış olduğu kimyasal ilaçlar ne yapıyor? Bağırsaktaki faydalı bakteriyi yok ediyor. Rastgele atıyor leblebi gibi, leblebi gibi. Ama ne olur? Bağırsaktaki bakterilerin %99'u faydalı. Bunlar neye yarıyor? Vitamin üretiyor. Siz faydalı bakteriyi yok ediyorsunuz. Tehlikeli mantarlar yerleşiyor. Hocam bir telefonumuz var. Tehlikeli mantarlar da bir saniye. Tehlikeli mantarlar ne yapıyor? Toksik madde üretiyor. Zehirli gazlar, zehirli alkoller. Bu toksik maddeler de karaciğeri zehirliyor. Karaciğer yağlanmasının sebebi %95 bağırsaktaki mantarlardan kaynaklanıyor. Bir canlı yayın telefonumuz var hocam. Buyurun. Alo, iyi günler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun. Hocamız sizi dinliyor. Ben hocama şu soruyu soracaktım. Eşim benim 12 yıldır MS hastası. MS hastası Antalya'dan Sinan Bey. Evet, size... Merhaba hocam, iyi akşamlar. Hürmetler. Tansiyon, kolesterol var mı? Hayır hocam, hiçbir şey yok. Şu anda 12 yıldır MS hastası. Kaç yaşında? 44 yaşında. Şimdi MS hastasında sinirlerin etrafındaki lipitte çözülme oluyor. Bu nedenle böyle bir problem oluşuyor. Haberleşme problemi doğuyor. İksir, aloe vera jel. İksir, aloe vera jel. İksir, aloe vera jel. İksir, aloe vera jel, sarı kantaron forte, sinir lot forte, damar çayı, enfeksiyon çayı. 6 hafta kullandıktan sonra beni arıyorsunuz, konuşuyoruz, görüşüyoruz gelişmeleri. Çünkü çok ağır bir hastalık bu. Böyle çok ağır bir hasta vardı Ümraniye'de. Eskisine göre durumu 3 ay kullandıktan sonra çok çok iyileşti. Ama sizin durumunuz ne kadar ağır, onu bilmediğim için bir şey diyemeyeceğim. En az 2 ay kullanacaksınız ki ondan sonra şimdiki durumunuzla o günkü durumunuzu karşılaştıralım. Kesin iyileştiririz, şunu yaparız, bunu yaparız demek yanlış. Yani bu durumla, şimdiki durumunuzla 2 ay sonraki durumunuzu karşılaştırabilmek için 2 ay kullanmanız ve aradaki gelişmeleri takip etmemiz, raporlarınızı incelemek gerekir. Sinan Bey, teşekkür ediyoruz. Soruların cevaplarını aldı. Arkadaşlarımız yardımcı olacaklar. Hocam, hocamdan hangi ilaçları kullanacağını tam anlayamadım da. Sinan Bey, Reci'deki arkadaşlarımız yardımcı olacaklar size. Görüşeceğiz inşallah. Yarın görüşürüz. Şimdi kolesterol sebebi, kolesterol, karaciğer yağlanmasının, kolesterolün, tansiyonun sebebi bağırsaktaki mantarların üretmiş olduğu toksik maddeyi karaciğerin zamanla arıtamaması, yorulması, yağlanması. Karaciğer bağırsaktan gelen mantarların toksik, yani kimyasal ilaç kullanımında bağırsaklarında mantar yerleşiyor. Mantarlar toksik madde üretiyor. Toksik madde mideyi, bağırsakları yakıyor. Bir, emilerek karaciğere gelen toksik maddeler karaciğer yağlanmasına sebep oluyor. İki, karaciğer artık yağlandığı için kolesterolü dengeleyemiyor. Karaciğer zaten günde ortalama 200 gram kolesterol salgılar. Kişi günde bir kalıp tereyağı yese, bir kalıp tereyağından 4 gram kolesterol olur. 4 gram. Yani 200 ise kolesterol 204 olur. Pek rol oynamaz. Karaciğer zaten bunu salgılıyor, üretiyor. Kolesterol çok önemli. Kolesterol birçok hormonun ham maddesi, zararlı değil. Ama belli bir aşı sınırı geçerse tehlikeli. Yoksa kolesterol bizim için çok çok faydalı. Kötü kolesterol yükselirse tehlikeli. Yani kolesterol, iyi kolesterol var, kötü kolesterol. Kolesterol deyince hepsi kötü değil. İyi kolesterol oranı düşerse bağışıklık sistemi zayıflar. Birçok hastalık ortaya çıkar çünkü hormon oluşmaz. Hormonların ham maddesidir kolesterol. Hocam kış ayları geldi, üşütme, nezle, grip. Özel bir formülünüz var mı evde uygulayabileceğimiz? Veya sizin yapmış olduğunuz herhangi Ekinezya, forte. Ekinezya birleşiminde bu ekinezyanın ekinezya ekstraktı, bitki ekstraktı, kekik ekstraktı, sinir lot ekstraktı, üzüm çekirdeği ekstraktı, tarçın ekstraktı, adaçay ekstraktı. 19 çeşit bitki. Ekinezya, Kızılderililer tarafından hocam, 4000 yıldır üşütme, grip, nezleye karşı kullanılmış. Bir canlı yayın telefonumuz var. Ondan sonra devam edelim. Buyurun. Alo. İyi akşamlar. Buyurun. İyi akşamlar. Ben hocama bir sorum olacak. Selahattin Bey, Sinop'tan hocam. Buyurun. Alo. Buyurun, dinliyorum. Dinliyorum. Benim uyurken ayaklarıma sıkça kramp giriyor hocam. Aa,
Huzursuz bacak sendromu. Evet, evet hocam. Ben aynı zamanda diyabet hastasıyım. Evet, evet. Tans problem değil. Şimdi huzursuz bacak sendromuna karşı at kestanesi forte yerlerde düştü de oldu. At kestanesi. İksir aloe vera jel, at kestanesi forte, sinilot forte, damar çayı, enfeksiyon çayı kullandığınız zaman at kestanesiyle ilgili Almanya'da klinik araştırmalar yapılmış. At kestanesinin birleşimindeki eskin denen etken madde kimyasal olarak üretilen rutinden 600 kat daha etkili. At kestanesi variz, venöz yetmezliği yani kılcal kan dolaşımındaki yetmezlik, baldır ve bacaktaki bayanlarda selülit, kan dolaşım yetersizliği nedeniyle ortaya çıkan selülit, baldır ve bacaktaki kaşıntı, ödem karşı etkili bir. Artı kişi uyurken huzursuz bacak sendromu dediğimiz rahatsızlığa karşı etkili. Bu klinik araştırmalarla belgelenmiştir. Fakat sizde bağırsak problemi varsa aloe vera jel, tansiyon kolesterol problemi varsa iksir ve at kestanesi forte, bunları kullandığınız zaman yavaş yavaş iyileşmişsiniz kalınız. Selahattin Bey'e teşekkür ediyoruz hocam. Rejideki arkadaşlarımız yardımcı olacaklar zaten. Evet, telefonlar sonra görüşürüz. Az bir süremiz kaldı hocam. Yavaşça toparlasak. Evet, toparlarım. Evet, şimdi... Neyse, grip. Kortisep. Nedir kortisep? Tırtır mantarı. Tırtır mantarı nerede yetişir? Himalaya dağlarında. Ay. Yani bir... 3500 metrenin üstündeki bölgelerde yetişir. Yani oksijenin az olduğu bölgelerde bir. İki, soğuk yerlerde yetişir. Üç, besin maddesinin, bitkiyi besleyecek besin maddesinin az olduğu yerde yetişir. Yani ne demek? Soğuğa karşı dirençli, oksijensiz ortamda yaşıyor, vitaminsiz ortamda vitaminini buluyor. Öyle bir bitki. Bu parazit bir bitki. Tırtır mantarı. Çok güzel hocam. Önce böceğin larvasının içine giriyor. Onun vitaminini, mineralini, enzimini, proteinini alıyor, emiyor. Orada yaşıyor. Sonra ilkbahara doğru bitkinin köküne böyle kökünü salıyor. Onun suyunu emiyor. Akıllı bitki. Bağırsaktaki mantarlara karşı da mantarı mantarla yok ediyoruz. Çok güzel. Bağırsaktaki mantarı bu akıllı mantarla yok ediyoruz. Mantarı mantarla yok etme. Bağırsaktaki zararlı mantarı tırtır mantarından elde edilen kortisep antibiyotik. Bu bitkisel antibiyotik. Çin'de 1200 yıldır antibiyotik olarak kullanılıyor. Avrupa'da, Amerika'da, Avustralya'da çok yaygın olarak bitkisel antibiyotik olarak kortisep kullanılıyor. Kimyasalın yan tesiri var. Bunun yan faydaları var. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. İlla ki hasta olunca kullanacaksın değil. Kortisep, hasta ol, hasta olma, çocuk olsun, büyük olsun, küçük olsun, her yaşta herkes kullanabilir. Hiçbir yan etkisi yok. Akıllı bitki. Yani kortisep, tırtır mantarı akıllı bitki. Yani parazit bitki, akıllı bitki. Başkasının ilini, kanını emiyor, temizliyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Hocam bugün bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum size. Sevgili seyircilerimiz yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle hoşça kalın.